Evet arkadaşlar, 3 tane Amerikan ördeğimizi bir önceki videoda maalesef fareler yemişti. Bakın intikamını alan bir tanesi ufak bir yavruyu yakalamış hintimiz. O arkadaşlar iptal. Onun dışında dedim ya işte bak burada bir tane daha yine horozumuz böyle kafasına vuruyor. Şöyle yaklaşayım biraz. Gördüğünüz gibi. Ama o benim ördeklerimi yiyen açık söylüyorum ya, tam bir şerefsiz. Tam bir yani alçak böyle bir hayvan. Aha, al, al. Al. Kocaman da bir hayvan yani. Kaba göre düşünün yoğurt kabına. Bu giriyor arkadaşlar. Tavuğun altından hızlı bir şekilde nasıl yapıyorsa alıyor. Bu da bu arada dişiymiş. Memeleri falan da var. Valla senede 137 tane yavru yapan bir nalet bir pislik yani bu. Başka hiçbir şey değil. Her yerde üreyen, pislik saçan. Sürekli bunun hatta dışkısı arkadaşlar tavukları öldürür, ben size söyleyeyim, o kadar tifo mifo yapar. Sıkıntılıdır. Ama biz intikamımızı öyle aldık, devam edeceğiz mi? Devam edeceğiz. Yani orada hiçbir geri adım yok. Farelere hayatta acımam. Küçümecik yavrularımızı yiyor, yumurtalarımızı çalıyor. Bakın burada da geçen gösterdiğim boş yumurtalar. Şimdi bunları ben alıyorum. Bunları haşlayacağım arkadaşlar. Güzelce suyumuzu kaynatacağız. Ondan sonra bu yumurtalarımızı da, bak bir tane de beç yavrumuz çıkarken ölmüş. Bu yumurtaları da arkadaşlarım ziyan etmemiş oluyoruz. Güzel bir şekilde şurada da bir yumurtamız var. Burada tavuğumuz yatıyor. Burada da yatıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Aferin kızım. Böyle bunlar da yakında çıkmak üzere olan yumurtalar. Hayırlısı bakalım. Başka var mı yumurtamız? Yok. Diğer tarafta Amerikan ördeği arkadaşlar şeyimiz var. Yuvamız var. Oraya da yatmadılar. Oradaki yumurtaları da toplayıp onları da arkadaşlar yatıracağım. Şöyle ateşimizi yaktık. Yumurtalarımızı şöyle koyalım. Bunlar burada. Şimdi diğer taraftaki daha önce göstermiş oldum o ördek yumurtalarını arkadaşlar alacağım. Onların da yatış olacağını daha düşünmüyorum. Bayağı da çıkın bakayım çocuklar. Bayağı da zaten önümüzdeki seneye çok ciddi anlamda yavru yapacak potansiyelimiz yüksek. Amerikan ördeklerimiz çok fazla. Onun için Şubat'ta bir başlarlar. Ocak'ta, Şubat'ta patır patır hepsi gurka gelir yeniden. Ve çok güzel arkadaşlar yavrular alırız. Bu videoda da işte boştaki yumurtaları topladık. Bir tane de şurada var. Şunu da alalım. Şu dipte yumurta var mı ona bakacağım. Bu Amerikan ördeğimiz hala yatmaya prenses devam ediyor. Şimdi bu yumurtaları aldık. Buradan çıkıyoruz. Evet, geldik. Ve yine onları da bunun içine atıyorum arkadaşlar. Bunlar bunun içinde güzelce haşlanacaklar. Ondan sonra da tüm kanatlarımıza, benim belirlediğim kanatlara, hepsine değil tabii ki, onları arkadaşlar yedireceğim. Evet arkadaşlar, yumurtalar haşlandı. Belli bir bölümünü de verdim hatta. Yine hintlerimiz. Şöyle atalım biraz. Hadi bakayım çocuklar. Haydi. Evet, buraya bu kadar yeter. Yesinler. Yerlerde arkadaşlar bakın.
çok fazla küçük küçük sarı şeyler var, yumurta sarıları. Ama bayağı verdim çünkü soyarken de böyle çok detaylı soymadığım için düşen parçaların hepsini arkadaşlar bol bol yediler. Yumurta her zaman tavuklarda, yani ördeklerde, kazlarda hepsinde arkadaşlar çok faydalıdır. Yumurtaları ziyan etmeyin. Hep söylüyorum, burka yatırdığınız tavukların altında 7. 8. ördeklerde 10. kazlarda 11. gün, o da 9 8 de olabilir, fark etmez. Bu zamanlarda mutlaka yumurta döl kontrolünü yapın, boşları alın ve arkadaşlar boşları mutlaka tavuklarınızı haşlayın, yedirin. O yumurtaları çöpe atmayın. Astroporoza bak, niye geldin sen buraya? Ha? Şurada soydum. Şimdi gidelim diğerlerine. Nerede bu beçler? Nerede bu yavrular? Haydi çocuklar. Gelin bakayım, gelin. Bak aradan bir tane Hint. Vallahi büyümüş ya. Yani. Vallahi karınları o kadar tok ki yumurtanın bile arkadaşlar yüzüne bakmıyorlar resmen. Gördüğünüz gibi yumurtaları atmama rağmen yumurtalara bile artık çiftlikte nasıl bir karın doyuruyorsak yumurtaya bile yüzüne doğru dürüst bakan yok. Ye kazım, ye. Ye. Onlar yemiyor, sen ye kazım. Oh, afiyet olsun. Afiyet olsun kazcanım. Çorum arkadaşlar. Orijinal Çorum dişisi bu. Neydi, gelme şimdi. Hadi bakayım. Vallahi doğru dürüst. Hayır, sen yeme. Sen çok yedin. Çık. Çık. Arkadaşlar. Evet, herkes şu anda şeyde, yatışta. Ya niye yemiyorlar bir de onu söyleyeyim. Dostlar bakın. Burada yemezsiniz tabii, bu kadar yemek önünüzde olursa paket dökmüşler. Ama ben yine bir tane şöyle atayım. Bir tane daha atacağım. Bak şu da ayağı sakat olan beç. Onun önüne biraz bol atalım. Evet, burada yine beçler var. Onlar da girsin. Geçin bakayım. Geç hadi, geç. Geç. Gel 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 gel. Haydi haydi. Geçin bakayım. Geçin 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 geçin. (Gülüyor)
Geç. Yiyin bakayım hadi. Alın. Heh. Evet arkadaşlar, bugün elimizde kalan yumurtaları bol bol Hintlere ve beşlere paylaştırdım. Şimdi bir de küçük civcivlerimize vereceğim. Artık sonbahardayız. Bakın yerler nasıl yumurta sarıları. Ama doğru dürüst yiyen yok. Neyse, son yumurtamızı da elimizde kalan, onu da bizim şu anne tavuğumuza ve civcivlerine verelim. Kızım, ye bakalım hadi. Al bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar, Hype'den bize puan verip yorumlar bölümünün hemen yan tarafına yorumları çektiğinizde oradan görebilirsiniz. Dediğim gibi videoları daha geniş kitlelere paylaşabiliriz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı lütfen unutmayınız. Güncel videolar için bildirim zilini açmanız yeterli dostlar. Herkese saygılar, sevgiler. Dediğimiz gibi 2025'e kadar bu şekilde hem yavru büyütme hem de damızlık hayvanlarımızı böyle sağlıklı bir şekilde korumak adına besliyoruz. Bundan sonraki süreç bize zorlu bir süreç. Sürekli cepten harcadığımız bir döneme giriyoruz. Ama sezonda inşallah her şey yolunda giderse harcadıklarımızı da geri kumbaramıza teker teker koyduğumuz tüm yatırımı alırız diye umut ediyorum. Öyle bu işler gerçekten kolay değil. Ama hep söylüyorum, mücadele, azim, hırs ve sabır. Bunlarla birlikte çalışan ve mücadele eden kimse arkadaşlar ne aç kalır ne açıkta kalır. Bazen diyoruz, mutsuz, umutsuz, kötü günler yaşamış olsak da ama bazen de umutlu, mutlu ve geleceğe güzel bakan günler yaşıyoruz. Hayatın gerçeği de bu zaten. Bazen mutlu, bazen mutsuz olursun. Ama mücadeleyi sonuna kadar bırakmamak adına. Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Görüşmek üzere.